hayatı disiplin kelimesiyle çevrilmiş ve çalışma kelimesiyle büyümüş, adil ve alçak gönüllü bir adama dönüşmüş birisiyim. Çocukluğumda da öyleydim. 60 yaşına geldim, kendimi öyle tanımlıyorum. 3 tane kelimeyle kendimi ifade etmeye kalksam, birincisi disiplin, ikincisi çalışmak, üçüncüsü de alçak gönüllülük, tevazu ve egodan, narsizmden uzak bir adamım ben. Şimdi nelere zaman ayırıyoruz? Eğer toplumumuz yarın kaliteli olacaksa bu beşiği tutan kendine bakacak. Evdeki adam ona asla kötü bir söz söyleyemeyecek, söyleyemez bile. Beşiği tutan kız çocuklarını, tutacak olan kız çocuklarını eğitmekten sakın vazgeçmeyin. Kızlar, sakın okumaktan, eğitim almaktan, kendinizi aşmaktan vazgeçmeyin. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Delikanlı, saçlarını güzel olduğunu söyleyebilirim. Ancak saçlarını düşünmeden önce çok daha farklı şeyler düşünmen gerektiğini hatırlatmak istedim. Anladın değil mi? Okulunu önemse, sporunu önemse ve insanlarını, bu vatanı önemse, A takımın ihtiyaçları altyapıdaki eğitimle örtüşmüyor. Bunu çok üzülerek söylemek zorundayım. Eksper antrenörlüğümüz belli bir seviyenin çok altında. Dış etkenlerle birlikte ailenin çocuğuna dolar ve mark gözüyle bakmış olması, çocuğun eğitimindeki karşılaştığı sorunları ve üzerine gelen bu yükü kaldıramayarak korku ve endişeyle bunun baskısını yaşaması, çocuğun eğitimdeki kararlarını olumsuz etkiliyor. Bu durumda olduğunu bilen bir eksper antrenör, onlara dinlenmeler vermek zorunda. Mesela çocuklarınıza bakarsınız, şu dizlerinin altında şöyle bir kemiksi bir yapı oluşur. Ona biz epifiz çıkıntısı deriz. Onları basit bir ilaçla, kremle geçiştirebilirsiniz. Ama çocuğunuz yorgun hisseder. İşte eksper antrenör bu fizyolojik gelişimi bilmek zorunda. Siz ergenlerinizle nasıl konuştuğunuzu bilmezseniz, antrenör bilmezse sorunlar yaşanır. Ergenin silahı tartışmaktır. Ben dertli bir adamım. Ülkemi seviyorum. İnsanlarımı seviyorum. Mesela ben Trabzonluyum. Trabzonluları bilirsiniz, hırttır, bulaşık adamlardır. Ama seviyorum hepsini. Hepsini seviyorum. Niye? Çok az yanlış adam çıkar oradan. Hırttır, bulaşıktır. Doğru. Ama çok az sakat adam çıkar. Düşündüğümden daha kalabalık oldu. Ha, bir kişi de olsaydı bu konuşmanın aynısını yapacaktım. Niye? Bu alışkanlık bana teknik adamlıktan geliyor. Çocuklara idman verdiğimizde, çocukların bir kısmının gelmeyip de bir tanesinin, iki tanesinin geldiği zamanlarda bile çalışmayı iptal etmemişimdir hayatımda. Hayatımda idman iptal ettiğimi hatırlamıyorum. O iki kişiyi o emeklerinden dolayı orada antrenör eder, öyle yollardım. Şimdi burada da bu akşam çeşitli ihtiyaçlarınızı bırakıp beni dinlemeye geldiniz. Bu bana çok büyük bir saygı ve bir nasıl söyleyeyim, kompliman olarak değerlendiriyorum. Hepinizi seviyorum, ülkemi seviyorum. İyi akşamlar diliyorum.